Diyorum. Sayının, kısıtlamanın ya da rakamın çok önemi yok. E, genel kanı, sayının aşağı inmesindeki genel kanı işte altyapılardan oyuncu gelsin, altyapının kıymeti artsın, yerli oyuncunun kıymeti artsın. Ya böyle artmaz. O rakamı kısıtlayarak, bu olarak böyle artmaz. Sonra bir başka diğer kanı bence büyük yanılgıdır. İşte e, yabancı serbest olursa milli takımımız sekteye uğrar falan ya tarihin en başarılı, yabancıyı 14 yaptık, tarihin en başarılı milli takımına şahit olduk. Tarihin en çok yurt dışına giden oyuncusuna şahit olduk. Ben sınırın ne olduğu, rakamın ne olduğu falan açıkçası hiç umurumda değil. Oranın gelişime bir katkı sağlayacağını çok fazla düşünmüyorum. Sen aşağıya eğitmeni, aşağıya yatırımı doğru yaparsan oradan oyuncu gelir. Gelir. O zaman da yabancıya ihtiyacın olmaz. Oynatırsın. Ha teşvik. Fatih Hoca'nın dediği gibi teşvik bir çözümdür. Oynatana teşvik verebilirsin. Şunu söylüyorum Ersin. 14 yabancı kuralı vardı. Geçti oynadığımız sene bu sene. 14 yabancı. Mecbur musun 14 tane almaya? Değilsin. Alma. 6 tane al. Niye 14 alıyorsun? 8 tane al. 5 tane al. 14 almaya mecbur değilsin. Şimdi yok 8 artı 6 artı 2 artı tribünde böyle rakamlar var ya. Ya mecbur değilsin. Sen planlamanı doğru yaptıysa planlamanı takım mimarisini takım mühendisliğini doğru yaptıysa 5 tane yabancıyla da ligi kotarırsın. iyi 5 tane yabancıyla. Çok önemli değil. Ama bizde argümanlar hep aman milli takım zarar görmesin yabancı sınırlaması böyle olsun. E görmedi milli takım zarar. En rahat gittiğimiz Avrupa şampiyonası değil mi? Doğru. En formda olduğumuz milli takım değil mi? Dünyanın dört büyük liginde dört tane stoperimiz oynamıyor mu? Birçok lejyonere sahip değil miyiz milli takım bazında Avrupa'da oynayan? Bunun peki...